başa alalım. Altılı Masa'nın 10. toplantısında da Ali Babacan'ın tabiriyle duman tütmedi. Şimdi akşam bu konuyla ilgili yapmış olduğum istişarelere yine dikkate aldığımda iyi ki duman tütmedi. Çünkü duman tüttükten sonra Cumhurbaşkanı adayının en yaşlı kardinal tarafından erkeklik testine tabi tutulduğuyla ilgili latifeler edilmeye başlandı. Şimdi dolayısıyla bu noktadan baktığımızda 10. ...toplantısında yine herhangi bir sonuç üretemediler. Tabii acaba kendim bu konuyla ilgili... ...biraz şey mi düşünüyorum diye baktığımda... ...hani çok bu altılı masaya eleştirel mi bakıyorum diye baktığımda... ...altılı masanın içerisinde... ...Mekke'ye selam olsun bu cuma vakti. Bütün dinleyenler için dualarınızı bekliyoruz Atıcı Hanım. Ufuk kurasın. mesela sol ahlakına... Her zaman itimad ettiğim, çok değer verdiğim bir isimdir Ufuk Uras. Onun paylaşmış olduğu bir mesela bir paylaşım var. Onu ekranlarınıza getirmek istiyorum müsaadenizle. Orada yapılmış olan paylaşımda Ufuk Uras bu konuyu çok net bir şekilde, net ifadelerle gündemine almış. Ufuk Uras diyor ki şeyinde yapmış olduğu paylaşımda. 9 saatlik toplantı sonunda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda yapılan istişare sonucu, istişarelerin devamı konusunda istişareler yapılmasına ilişkin istişare kararının alınması çok olumlu olmuştur. Buyurun, yani bazen gerçekten insan kendisini bu altılı masa konusunda eleştirmek durumunda kalıyor. Acaba çok mu eleştiriyoruz diye. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yaklaşık 5-6 ay içerisinde en geç yapılmış olma ihtimali dikkate alındığında hali hazırda altılı masadan bu konuyla ilgili bir aday yerine istişare edilme kararı alınmasını sol ahlakına güvenmiş olduğum Ufuk Uras'ın değerlendirmesi aynen bu şekilde. 9 saatlik toplantı sonunda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda yapılan istişare sonucu istişarelerin devamı konusunda istişare kararının alınması çok olumlu olmuştur. Bunu da nereden söylüyor Ufuk Uras? Hemen o konuyla ilgili de şey yapalım, ilgili bilgiyi getireyim. Bakın şuraya aktardık. Ben bizzat metinden size okuyacağım söz konusu hususu. Diyor ki seçim güvenliği için oluşturulan komisyonun aralıksız olarak sandıkların tamamındaki her oyun korunmasını temin ederek tedbirlerin yoğunlaşmasına. Ortak bir komisyon tarafından genel başkanların kararlarına baz teşkil etmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasal çoğunluğu elde edebilmek için milletvekili seçimlerinde uygulanacak alternatiflerin çalışılmasına, genel başkanlar arasında ortak cumhurbaşkanı adayının tespitiyle ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik. Nasıl? Yani bu kadar net. Yani her konuyla ilgili ortaya koyulmuş olunan şey, istişarelerin başlatılmasına şu an için karar verilmiş. Tabii şimdi hal böyle olunca vatandaşlar da altılı masanın demokrasi açısından bir alternatif oluşturabilmesi için ne söylüyor diye baktıklarında gördükleri 10. toplantının sonucunda da istişare kararı çıkıyor. Şimdi aslında doğrusunu söylemek gerekirse altılı masa falan yok. Masa ikili. Yani Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Meral Akşener'in bizzat kendisi üzerinden Meral Akşener'in temsil etmiş olduğu bir, Kemal Kılıçdaroğlu'nun masalın kurucusu olarak ortaya koymuş olduğu fikirler iki. Şimdi bu şekilde düşünüldüğünde iki tane aktör var. Yoksa masanın içerisinde Demokrat Parti'nin ismini dahi bilmediğimiz milletvekilinin herhalde ee, ...olan biten ile ilgili olarak söylediği çok fazla herhangi e, bir fikrinin alınacağını düşünmüyorum. Peki istişareler alındı, şöyle yapıldı, böyle yapıldı, 9,5 saat konuşuldu falan. Tıkayan ne? Tıkayan çok basit. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane'de düzenlemiş olduğu basın toplantısında bu işten vazgeçmeyeceği... ...Meral Hanım'ın da bu konuyla ilgili desteğini devam edeceği... ...Kemal Kılıçdaroğlu'nun geri adım atmayacağı biliniyor... Ama adeta Türk milletinin affedersiniz aklıyla alay edercesine e, bu konular ile ilgili olarak işte Cumhurbaşkanlığı konusunda şöyle yapılmasına, böyle yapılmasına, şöyle edilmesine, böyle edilmesine ama sonuçta hiçbir şey yok. Şimdi işin daha kötüsü masa konusunda hiçbir şekilde karar alamayan ve her şeyi istişare safalarıyla e, götürme peşinde olanların Ortaya koymuş oldukları özgüvene bakın arkadaşlar. Şimdi onu ekranınıza getireceğim. Ahmet Davutoğlu bugün yapmış olduğu açıklamada bu konularla ilgili olarak ne söylüyor? Şimdi hemen ekrana sıcağı sıcağına getirdim. Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. E zaten Ahmet Davutoğlu'nun isteyip de bulamadığı bir şey. Yani e siz bir Cumhurbaşkanı adayı çıkartmamışsınız ama karar almış olduğunuz susuz, yarın bir gün olur da seçilirse de Cumhurbaşkanı Altılı Masa'nın içinden Ahmet Davutoğlu da söz sahibi olabilmek için yırtınanların arasında. Temel Karamollaoğlu keza öyle, Demokrat Parti Genel Başkanı keza öyle. Toplam üçünü topladığınızda Demokrat Parti, Gelecek Partisi'ni ve Saadet Partisi'ni yüzde bir buçuk etmiyor üçünün toplamı. Ama Cumhurbaşkanı Güdücüler Kurulu ismini vermiş olduğu kurul sayesinde Ahmet Davutoğlu'nun söyledikleri ekranda sizin için getirdim. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar her stratejik kararda imza yetkisine sahip olacak. Bu mudur? Vallahi aynen de budur yani. Dolayısıyla gelinen noktada bu altılı masadakilerin ortaya koymuş olduğu fikriyat bu kadar çok net. Şimdi dolayısıyla böyle olduğumuzda ee, Gelinen noktada altılı masanın herhangi bir sonuç üretmediğini, üretme ihtimalinin olmadığını çok rahatlıkla görüyorsunuz. Ama bu Cumhurbaşkanı Güdücüler Kurulu oluşturma konusunda kendi aralarında çok net bir ittifak oluşturmuşlar. Demokrat Parti Genel Başkanına baktığınızda bize sormadan karar alamayacak. Şimdi Ahmet Davutoğlu yazıyor, bize danışmadan stratejik kararları asla alamayacak. Eyvallah, tamam. Saadet Partisi Genel Başkanı kansere aspirinle tedavi diye lafa girdi. O da bizzat eşgüdüm kurulu kurulacak diyor. E zaten güdücüler kurulu kararını ben kendim uydurmadım. Eşgüdümden kendim türettim bu işi. Yani yüzde 52 oy alacak ama altılı masanın 10. toplantısında istişare etme konusunu istişare etme kararı alanların güttüğü bir cumhurbaşkanı adayı olacak. Yani bu ne kadar bu şekilde daha devam eder bilmiyorum. Şimdi mesela 6 Nisan'dan önce yapılacak seçimlere evet dendiği takdirde buna, evet, buna Altılı Masa'nın da evet söyleniyor. Tamam Nisan ayında Mart ayında hükümet erken seçim kararı aldı ve önümüzdeki süreç içerisinde erken seçime gitme kararı aldı. E şimdi Ocak ayının ortalarına gelmiş vaziyetteyiz. Mart ayında bir erken seçim kararı alınsa... Daha aday ortada yok. O zaman siz sadece seçime girme konusunda mı karar aldınız? Yani insanın aklı başından gidiyor. Neden bunu bu kadar eleştiriyorum? Şunun için eleştiriyorum. Ee, hani güzel bir şey var. Bak e, ağlarım baktıkça istikbalime mücrim gibi diye bir meşhur bir şarkımız var. Kimseye etmem şikayet ağlarım halime e, diye. Yani e, alternatif oluşturacak bir masanın ortaya koymuş olduğu e, hususta ortaya çıkan şeyler elle tutulur gözle görülür hiçbir şey yok seçim güvenliği ve güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerine adeta geviş getirilircesine her toplantıdan sonra temcit pilavı gibi ısıt Allah ısıt önümüze koy ısıt Allah ısıt milletin önüne koy cumhur güçlendirilmiş parlamenter sistem ve cumhurbaşkanı güdücüler kurulu yani bu Arkadaşlar yani bu, bu ülke bu kadar alternatifsiz olamaz. Dün Muharrem İncen'in yapmış olduğu bir takım açıklamalar vardı ee, inanılır gibi değil. Şimdi do ha, mesela güzel bir soru Betül Dursun'dan Ali Babaca'nın son zamanlardaki açıklamalarıyla ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani Ali Babaca'nın son zamanlardaki açıklamaları ile ilgili benim ne düşündüğümden ziyade kuvacı tafrası yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne düşündüğünü soracağız ama Kemal Bey adaylığını açıklayamıyor. Yani Kemal Bey adaylığını açıklasa diyeceğiz ki senin danışmanın özellik istiyor, Türk bayrağı kaldırılıyor. Sen Cumhurbaşkanı'na adaysın bir de çıkmışsın ekran karşısında merhum Sinan Ateş üzerinden yine kuvacı e, açıklamaları yapmakla e, ortalığı kasıp kavuruyorsun. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı acaba oy vereceği altılı masada örneğin Kemal Kılıçdaroğlu aday olsa bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Asıl sorulması gereken sorunların... Babacan'ın bu açıklamalarıyla ilgili olarak bizim ne düşündüğümüzden ziyade Altılı Masa bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Meral Akşener bu konuyla ilgili ne düşünüyor? Benim arkadaşlarım var. Birçok açıklamalar yapıyorlar İyi Parti adına. Ortaya koyulan sürece baktığımızda e, maalesef derde deva olacak, sadre şifa olacak bir şey olmadığı gibi Ali Babacan'ın bu konularla ilgili açıklamalarıyla ilgili İyi Partili arkadaşlarımdan tek kelime bir açıklama. O Ali Babacan'ın kendi fikri. E şimdi Kemal Kılıçdaroğlu Selin Sayak Böke ile beraber memlekete yatırım yapmış insanların mallarına el koymayı düşünüyor. Ali Babacan'a soruyorsun serbest piyasacı olduğu için o da diyor ki o Kemal Bey'in fikri. E siz iktidara talipsiniz geldiğinizde nasıl olacak bu iş? Kemal Bey açıklama yaptırmış danışmanımın fikirleri Cumhuriyet Halk Partisi'ni bağlamaz diye. Ne danışıyorsun o zaman? Merak ediyorum yani onun fikirleri sizi bağlamıyorsa ne danışıyorsunuz ona? Yani çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Altılı masa her bir tarafından çekiştiren bir güruha dönüşmüş durumda. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Ali Babacan'ın bu konuyla ilgili ortaya koymuş olduğu siyasetin bir tek açıklaması var. Kurulduğunda %17'lerde, %18'lerde bir an için oy patlaması yaşayacağını düşünen Ali Babacan, %2'nin üzerine çıkamayınca en emniyetli yolun HDP tabanından oy almak olduğunu düşündüğünden mütevellit, ortaya koyulmuş olan siyaset tarzını bu şekilde ifade ediyor. E i̇yi de yani masada 6 tane grup var. Demokrat Parti hadi fikrini dahi almayalım. Ali Babacan'ın fikrini konusunda Kemal Bey ne düşünüyor? Kemal Bey'in fikri konusunda Saadet Partisi Genel Başkanı ne düşünüyor? Bilmiyoruz. E bunu aylardır biz de artık söylemekten bize de gına geldi. Söylemekten bize de gına geldi. Yani altılı masanın bir alternatif oluşturamaması Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2-3 ay kala bir süreçte muhalefetin alternatif olmayı bırakın aday çıkaramadığını görüyoruz. Aday çıkmıyor. Yani bu aslında Türk demokrasisi açısından son derece vahim bir duruma da tekabül ediyor. Şimdi bu açıdan baktığımızda e, yenilir yutulur gibi değil. Tabii bunun dışında bir de yine Toplantı Gelecek Partisi'nin karargahında yapıldığı için... E, Ahmet Davutoğlu tarafından yine birçok şey ortaya koyulmuş. Şey anlamında, felsefe anlamında. Bu felsefi anlamda ortaya koyulmuş olan açıklamalara baktığınızda açıkçası insan hayretler içerisinde kalıyor. Şimdi mesela onu da hemen ekranınıza getireyim, sizle de paylaşayım. Diyor ki, sayın Ahmet Davutoğlu 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık meclis, 100 yıllık cumhuriyet ve 70 yıllık demokrasi tarihimizdeki bütün ana akımların temsil edildiği bu işbirliği süreci. Şimdi 150 yıllık tarihi bu hususun e, irdelendiğinde e, yaklaşık olarak e, bütün siyasi ana akımların temsil edilmiş olduğu bir masa olarak e, tanımlıyor. İyi de şimdi sormazlar mı? Yani bu madem 200 yıllık modernleşme, 150 yıllık meclis hayatımızda ana akımlar temsil ediliyorsa, bu 150 yıllık meclis, 100 yıllık Cumhuriyet, 75 yıllık demokrasi tarihimizde ana akımı e, temsil ettiğini iddia ediyorsanız, e, mesela siz %0.49'luk oyunuzla neyi temsil ediyorsunuz? Hangi ana akımı temsil ediyorsunuz? Mesela Ahmet Davutoğlu 150 yıllık meclis tecrübemizin neresine gelip oturuyor? 75 yıllık demokrasi tarihimizin ana akım olarak neresinde bulunuyorsun? Ya sizin oyunuz %0.49 değil. Siz hangi ana akımı temsil ettiğinize inanıyorsunuz? Evet o masanın içerisinde bir takım akımları temsil eden 150 yıllık meclis aritmatiğimize, tarihimize baktığımızda bir şeyler var. Ama orada iddia terakki dahi tam olarak temsil edilmiyor. Yani ee, kim temsil ediyor iddia terakkiyi? Kemal Bey mi? Meral Hanım mı? Ya da İttihat Terakki'nin içerisinde e, yer alan fakat İslami anlamda da e, şeyleri e, güçlü olan, ya, altyapısı güçlü olan akımı mesela kim temsil ediyor? Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun kendisine vehmetli güce bakar mısınız? 150 yıllık meclis aritmetiğimizin içerisinde ana akımları temsil eden bütün partiler oradaymış. Demokrat Parti'nin ismini dahi bilmediğimiz %0.0'larda oy alan genel başkanı, 150 yıllık meclis, 75 yıllık demokrasi tarihimizde hangi ana akımın temsilcisi herhalde? Herhalde Demokrat Parti Genel Başkanı merhum Adnan Menderes'in %60'lara yaklaşmış oyunu falan temsil etmiyor. Yani bir de böyle de bir özgüven patlaması içerisinde kendilerini felsefe yapmak zorunda hissedenler var ki inanılır gibi değil. Şimdi tabii bu zaviyeden baktığımızda bu konular kesinlikle su götürür gibi değil ve e, açıkçası evlatlarımız açısından çok büyük sıkıntıların kapımızı çaldığını görüyorum. Neden? E şimdi ben kıyasaya altılı masanın bu kararlarını eleştiren biri olarak demokratik bir muhalefetin olmazsa olmazımız olduğunu açıkça söylüyorum. Fakat ortaya koyulmuş olunan hususlarda birbirine benzemez e, iki tane e, parti e, bir araya gelmişler. Yanlarına da e, fon olsun diye e, adeta domuzdan tüy koparsak kardır misali teşbihte hata olmaz. İşte sağ sık alanın içerisinden Temel Karamollaoğlu'nu, Demokrat Parti'yi ve Ahmet Davutoğlu'nu falan oturtmuşlar. Ve bunlar alternatif olacaklar ve 150 yıllık meclis geleneğimizin bütün ana akımları o masada temsil ediliyormuş. Ahmet Davutoğlu bilmeni isterim ki ana akım olarak temsil etmiş olduğun hiçbir şey yok. Neden yok? Çünkü Gazi Meclis'in çatısı altında Meral Akşener Sultan Hamid'i kastederek kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet dediğinde sen o ana akımı temsil ediyor olsaydın iki kelam haddini bil diye Meral Hanım'a iki cümle söylerdin. Ama sen kendinin yapmış olduğun açıklamalarda diyorsun ki ben kendimi sağ olarak bile görmüyorum. Marksist literatürü daha ilkokul yıllarımda bitirdim diyorsun. Ne kadar doğru tabii onu tartışmayacağım. E, i̇ki kelam edemediniz siz. Saraçhane buluşması oldu. Saraçhane buluşmasında akşam çıktı Meral Akşener. Sultan Hamid'in kabrinin hemen dibinde adeta Sultan Hamid'in mezarında, kabrinde ters dönmesini sağlayacak şekilde "Kahrolsun istibdad" diye bağırdı, çağırdı, ağzınızdan Sultan Hamid'in tarafında olduğunuza inanmış olduğumuz hareketin bir temsilcisi olarak iki kelam çıkmadı sizden. Duymadık ne medyada duyduk ne sosyal medyada Meral Hanım'ın Sultan Hamid'in kabrinin dibinde Saraçhane'de yapmış olduğu konuşmada ortalığı inletircesine kahrolsun istibdat sözlerine asla katılmıyoruz diye ağzınızdan iki kelam duymadık. Siz neyin temsilcisisiniz? Merak ediyorum acaba. 150 yıllık meclis, 100 yıllık cumhuriyet, 75 yıllık demokrasimizin bütün ana akımlarının temsil edildiği. Ya tam böyle Ahmet Davutoğlu'na göre baba baba laflar bunlar. Ama içi boş. İçi boş. O masanın içerisinde Türkiye'ye sığınmış yaklaşık olarak 6 milyona yakın Sığınmacı artı düzensiz göç unsurları ve yabancılar ve 3,5 milyon 4 milyon arası Suriyeli sığınmacı konusu. Sabahtan akşama kadar eleştiri konusu. Açın bakın Meral Akşener'e, açın bakın Kemal Kılıçdaroğlu'na. Bu bir beladır iktidara geldiğimizde hepsini göndereceğiz diye bir sürü açıklamaları var. Ve hakikaten de 3,5-4 milyonluk Suriyeli sığınmacı. Türkiye açısından sosyal, ekonomik, demografik birçok sıkıntının da kapısını açmaktadır. Ben bunu kabul ediyorum, asla inkar etmiyorum. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin lideri Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili siyasi anlamda seçim sattım haline girildiğinde ve önceki seçimlerde de olduğu gibi bunun bedelini ödüyor. İzahat yapıyor, siyaset geliştiriyor, Esat'la tekrardan diyalog içerisine girmeye çalışıyor. Bir bedel ödüyor ve seçimlerden önce bir takım PKK-YPG'nin sınırdan uzaklaştırılması ve sığınmacıların geri gönderilmesiyle alakalı olarak bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bedel ödüyor. E peki siz bu konuyla ilgili Dışişleri Bakanlığı sürecinde bu sürecin baş mimarı olarak hani ben Dışişleri Bakanıysam Erdoğan da Başbakan'dı, Cumhurbaşkanı'ydı demeyin diye bunları söylüyorum. O bedelini ödüyor. Siz ne bedeli ödüyorsunuz? Ne anlattınız bugüne kadar Kemal Kılıçdaroğlu sığınmacılarla ilgili olarak yerle yeksan edici cümleler söylediğinde masanın temsilcisi olarak Kemal Bey'e tek kelam ettiniz mi? Etmediniz. Ama ne? 150 yıllık meclis, 100 yıllık cumhuriyet, 75 yıllık demokrasi tarihimizin bütün ana akımları o masada öyle mi? Yani Ali Babacan neyi temsil ediyor yüzde bir buçuk oyuyla? Hangi ana akımı temsil ediyor? Yani orada olsa olsa sadece iddia terakki var, o da tam anlamıyla temsil edilmiş bir e, akım değil. Onun dışındakilerin hepsi sağ, yani sağdan soldan ortaya koyulmuş olunan bir takım hususlar. Serbest Cumhuriyet pırkasını kim temsil ediyor? Terakki Perveri kim temsil ediyor? Yani Kazım Karabekirleri kim temsil ediyor? Bunlar sahaya çıktığında demokrasi tarihinin ilk başlangıcında Cumhuriyet döneminde. Komple gidişatı değiştirebilecek kadar bir kitleye sahip olur diye apar topar kapatıldı. E siz bir, bir buçuk yıldan beri, iki yıldan bu yana hemen hemen siyasi parti olarak sahadasınız. Neyi değiştirebilecek bir halk kitlesi elde ettiniz? Gittiğiniz gezileri seyrediyoruz. Sayın Davutoğlu, ısrarlı bir şekilde çıkıyorsunuz ve diyorsunuz ki %49 al oy alarak seçilen son başbakanım. Kategorik olarak doğru. E çıkın şimdi demiyorum, %4.9 demiyorum. %0.49 alın. Yani altılı masayla ilgili olarak bu konularla ilgili e, ortaya koyulmuş olan masanın almış olduğu kararlarda en ufak bir gelişmenin olmadığını hep birlikte görüyoruz. İstişare etme noktasına karar vermişler. Neden öyle söylüyorlar? Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'yla Meral Akşener kendi arasında uzlaşıya varamadılar. Diğerleri imza atmakla mükellefler. Ekrem İmamoğlu 81 vilayeti dolaşmakla ilgili önümüzdeki süreçte çok canlı bir programa başlıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu'nu bir türlü dizginleyemiyor. Olan olay aslında bu ama yansıtılan yok işte efendim diktatörlükmüş, tek adamlıkmış, güçlendirilmiş parlamenter sistemmiş 10 buluşmanızdan bu yana sakız çiğner gibi ısrarlı bir şekilde aynı cümleleri söylemenizden Açıkçası bu millet ikrah geldi. Neyse konuyu daha fazla uzatmak istemiyorum. Altılı Masa'nın şeyi toplantısı tekrardan yine başka bir bahara kaldı. Yani önümüzde iktidar Mart ayında seçime gidiyoruz dese bunların güvenlik siyasetine, ekonomik siyasetine, sağlık siyasetine, tarım politikalarına, dış politikalarla ilgili ortaya koyacakları müşterekleşmiş kararlarına bunlarla ilgili tek kelam dahi bir bilgiye sahip değiliz, ama altılı masanın Türkiye'nin umudu olduğuna inanmasını istiyorlar bu milletin. Yani Türkiye'de sol skaladan sağ skalaya kadar çıkartmadım. İnternette yine birçok yapılmış olan açıklamalar var. İnsanlara ikrah getirttiniz. Yani başkaca insanlar çıkıp deseydi ki ben tek başıma adayım. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin adayı benim deyip sahaya çıksaydı. Yani bir çoklu oda aday profiline bir yıl önce çıkmış olsalardı. Hiç olmazsa bilirdik ki Kemal Bey Cumhurbaşkanı adayı. Öyle de olmadı. Siz hala ortaya koyduğunuz 9,5 saatlik toplantının sonucunda istişare kararı alıyorsunuz. Yani ne bileyim yani ne diyeyim yolunuz açık olsun diyelim. Özetle altılı masanın bacasından beyaz duman çıkmadı. Ali Babacan'ın tabiriyle. Beyaz duman çıkmadığına göre en yaşlı kardinalarda yapması gereken işlerin şu an için e, ihtiyaç duyulmadığı bir ortamdayız hala. E, hepinize hayırlı cumalar diliyorum. E, i̇yi günler diliyorum. Allah'a emanet olun.